Merhabalar, Nefis Tarifler kanalıma, mutfağıma hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlere aşırı pratik bir tatlı tarifiyle geldim. Yalancı trileçe yaptım arkadaşlar. Yalancı diyorum çünkü kekini hazırlamadım. İnanın en pratik şekilde trileçe seviyorsanız bu tatlıyı kesinlikle deneyin derim. Dilerseniz yapılışına geçelim. Kedi diliyle hazırlayacağız bu tatlımızı. Fırın gerektirmiyor. Gerçekten son derece pratik. Kesinlikle denemenizi tavsiye ederim arkadaşlar. Şimdi yapılışına geçelim. Derince bir kaba süt ekledim. Böyle normal oda ısısında. Kedi dili kullanıyorum. Kedi dillerin böyle şekerli kısmını üste gelecek şekilde yan yana süte batırıp diziyorum borcamıma. Yani gerçekten çok kolay bir tarif. Hemen şipşak hazırlayabileceğiniz türden. Ben üzerine mesela bugün karamelli hazırladım ama dilerseniz meyveli sosla veya çikolatalı sosla da yapabilirsiniz bu tarifi. Ben dediğim gibi trileçeyi andırması için ki gerçekten sonuç olarak çok benzedi lezzet olarak karamelli denemenizi tavsiye ederim. Bisküvilerimi tek sıra olacak şekilde borcamıma diziyorum. Güzelce batırın süte ki yumuşak olsunlar. Dediğim gibi şekerli kısımları üste gelecek şekilde yerleştiriyorum. Evet, son bisküvimi de yerleştirip şimdi geçelim muhallebimizi hazırlamaya. Bisküviler kenarda beklesin. Biz de muhallebimizi hazırlayalım. Tencereme 1 litre sütümü alıyorum. Kreması da inanılmaz lezzetli oluyor arkadaşlar. Bir litre sütümü ekledikten sonra 3 yemek kaşığı un ekliyorum. İki yemek kaşığı da nişasta. Evet, gördüğünüz gibi bu şekilde. Daha sonra bir su bardağı şeker ve bir adet yumurta sarısı ekliyorum. Şeker miktarını damak tadınıza göre azaltıp çoğaltabilirsiniz. Ben gerçek vanilya tozu kullanıyorum. Onu çay kaşığının ucuyla ekliyorum. Çok yoğun bir tadı olduğu için. Ama sizler dilediğiniz yoğunlukta 1 veya 2 paket vanilya şekeri ekleyebilirsiniz. Bir adet yumurta sarımı da ekledim. Muhallebimi pişirdikten sonra da bir paket krema ve bir yemek kaşığı kadar tereyağı ekleyeceğim. Ama onlar piştikten sonra. Şimdi ocağı almadan önce şöyle tel çırpıcıyla güzelce bir karıştırıyorum ki pişerken topaklanmalar olmasın. Artık ocağı alıp orta ateşte kaynayınca kadar karıştırarak pişiriyorum. Karıştırmayı kesinlikle bırakmayın. Yoksa hem topaklanmaları olur hem dibine tutar. Gördüğünüz gibi muhallebimiz pürüzsüz. İnanılmaz güzel. Ocaktan alınca hemen içerisine tereyağımı ekliyorum. Biraz böyle karıştırdıktan sonra kremamı da ekleyip onları bir güzel yedireceğim karıştırarak. Hiç mikser blender kullanmanıza gerek yok arkadaşlar. El çırpıcısıyla gayet güzel bir sonuç alıyoruz gördüğünüz gibi. Kremamı da ekliyorum. Krema kullanmak istemeyen arkadaşlar bir paket krem şanti ekleyebilir bu aşamada. Ama kremayla denemenizi tavsiye ederim. Gerçekten çok lezzetli oluyor. Güzelce karıştırıyorum. Gördüğünüz gibi hemen muhallebime yedireceğiz zaten kremayı. Şu an böyle sulu cıvık olması sizi korkutmasın arkadaşlar. Çünkü bekledikçe buzdolabında kendini çekecek. İçerisinde un ve nişastadan dolayı. Yani bu haliyle böyle cıvık kalmayacak. O konuda endişeniz olmasın. Evet, güzelce karıştırdıktan sonra hazırlamış olduğumuz bisküvilerin üzerine muhallebimizi dökebiliriz. Muhallebimi tek seferde bisküvilerin üzerine döküyorum ve karışımımı, pardon, borcamımı
Oda ısısına geldikten sonra buzdolabına kaldırıyorum. En az 1 saatliğine kaldırın ki muhallebi kendini biraz çekmiş olsun. Çünkü bu haliyle gördüğünüz gibi oldukça cıvık. Yani üzerine hemen bir sos dökerseniz karışır. O yüzden güzel bir sonuç olmaz. Mutlaka muhallebiyi döktükten sonra biraz buzdolabında bekletmelisiniz. Şimdi geçelim karamel sosumuza. Böyle teflon tavaya 1 su bardağı toz şeker aldım. İlk etapta kendi halinde erimeye bırakıyorum arkadaşlar. Tavamı böyle arada sallayarak. İlk etapta kesinlikle kaşık vurmayın arkadaşlar. Kaşık değdirmeyin. En son böyle iyice erimeye başlayınca kaşıkla karıştırın. Bu aşamadan sonra böyle kalan şekerleri kaşıkla ezerek eritmeye alıyoruz. Ama bu aşamadan sonra dikkatli olun. Karamel çok hızlı yanacaktır. Güzel bir rengi olduktan sonra içerisine bir yemek kaşığı kadar tereyağı ekliyoruz. Kesinlikle karameli yakmayın arkadaşlar. O konuda gerçekten dikkatli olun. Çok hızlı olacak çünkü. Ve bir kutu kremayı ekliyorum. Ocaktan arada kaldırıyorum ki çünkü fokurduyor. Dikkatli olun, üzerinize sıçramasın. Bir taşım daha kaynattıktan sonra ocaktan alıyorum karamelimi. Ve hala sıcakken içerisine bir çay bardağı ben kırık fıstık ekledim. Fındık olur, fıstık olur, badem olur, ne isterseniz veya hiçbir şey de eklemek istemezseniz eklemeyebilirsiniz. Ama karameliniz hala sıcakken yapmalısınız bu işlemi. Çünkü karamel bekledikçe koyu bir kıvam alacak ve hem karıştırmakta ve hem pastamızın üzerine dökmekte zorlanırız. O yüzden bu işlemi hani ilk kaynarlığı gitmiş olsun yine de bir 10 dakika falan bekleyin. Daha sonrasında dökün pastanın üzerine. Gördüğünüz gibi hala akışkan. Muhallebim de altta muhallebim de kendini çekti. 1 saat kadar buzdolabında bekletince. Bütün karamelimi üzerine döküyorum ve kaşıkla dikkatli bir şekilde her yerine eşit bir şekilde dağıtıyorum ve tekrar buzdolabına en az yarım saatliğine veya 1 saatliğine kaldırın ki karamel de kendi gereken kıvamına, olması gereken kıvama gelmiş olsun. Yani en az 2 saat buzdolabında bekletmenizi tabii ki tavsiye ederim. Böyle hem kendini çekmiş olur, kendine gelmiş olur pastamız. Böyle kaşıkla servis edebilirsiniz. Size kıvamını yakından göstermek istiyorum. Umarım beğenerek izlemişsinizdir. Şimdiden yapıp yiyecek olan herkese afiyet olsun diyorum. Yorum ve beğenilerinizi bekliyorum ve tabii ki kanalıma abone değilseniz abone olabilirsiniz. Ve lütfen zil işaretine tıklamayı unutmayın. Böylelikle ben ne zaman videoyu yüklesem sizlere bildirim gidecektir. Şimdiden herkese teşekkür ediyorum. Bugünlük benden bu kadar. Bir dahaki videoda görüşmek dileğiyle diyorum. Hoşça kalın.